MIT Açık Ders Malzemeleri Lineer Cebir 18.06 29. Ders. Tamam. Bu ders tekil değer ayrışımı hakkında. Ama herkes buna TDA der. Bir matrisi en son ve en iyi çarpanlara ayırma yoludur. Sırada ne olduğunu söyleyeyim. Çarpanlarımız dik matris, köşegensel matris, dik matris olacak. Bunlar daha önce gördüğümüz şeyler. Bunlar özel ve güzel matrisler. Dik köşegensel. Yeni olan İki dik matrise ihtiyacımız olması. A herhangi sıradan bir matris olabilir. Herhangi bir matrisin tekil değer ayrışımı vardır. Köşegensel olan ortada ama iki farklı, muhtemelen farklı dik matrise de ihtiyacım var bunu yapabilmek için. Tamam. Ve bu çarpanları ayırma önem kazanıyor. Ve aslında bence bu dersteki her şeyi de birleştiriyor olacak. Birlikte ele alacağımız bir şey, daha önce çalıştığımız çok güzel bir matris ailesi. Simetrik, pozitif tanımlı matrisler olacak. Bunların hikayesini hatırlıyor musunuz? Simetrik olduklarından öz vektörleri dikti. Dolayısıyla dik matris oluşturabiliyordum. Klasik matrisim. Klasik olan öz vektörler ve öz değerler. Simetrik olunca öz vektörler dik olur. O zaman güzel bir sıradan bir S, güzel bir Q matrisi oluverir. Pozitif tanımlı benim sıradan lambdam da pozitif lambda olur. Bu matrisimiz simetrik pozitif tanımlı olduğu durumdaki tekil değer ayrışımı. Bu durumda iki tane ihtiyacım yok. U ve V'ye. Her iki taraf için tek bir dik matris yeter. Bu her zaman uygulanmaz. Çünkü genelde öz vektör matrisi dik değildir. Peşinde olduğumda bu değil zaten. Dik çarpı köşegensel çarpı dik çözümlemeyi arıyorum. Bunun ne demek olduğunu ve nereden geldiğini anlatayım. Tamam. Bu ne demek? Herhangi bir doğrusal dönüşümün resmini hatırlıyor musunuz? 18.06'daki en önemli şekil gibiydi. Şimdi ne arıyorum? Satır uzayındaki tipik vektör V1 olsun. Sütun uzayındaki bir vektöre götürülüyor. Bu da U1 olsun. Yani U1 eşit AV1. Tamam. Başka bir vektör buradaki başka bir yere götürülüyor. Ne arıyorum? TDA'da tekil değer ayrışımında aradığım buradaki dik bir tabanın oradaki dik bir tabana dönüştürülmesi. Bakın bu oldukça özel. Satır uzayında dik bir tabana sahip olup onun dik bir tabana götürülmesi, bu bir dik açı gibi ve şu bir dik açı, sütun uzayındaki dik bir tabana gidiyor. Amacımız bu. Şunu bulmak. Bunların nasıl bağlantılı olduklarını görüyor musunuz? İlk önce satır uzayında dik bir taban bulabilecek miyim? Tabii ki. Dik bir taban bulmak zor değil. Gram-Schmidt nasıl yapacağımızı söyler. Eski bir tabanla başla. Gram-Schmidt uygula. Sonuç bir dik tabandır.
Ama sonra eğer eski bir dik taban alırsam, A ile çarparsam, bu arada dik olması için bir sebep yok. A'nın bu taban vektörlerini alıp oradaki dik vektörlere dönüştürdüğü özel kurguyu arıyorum. Bu arada sıfır uzayına işe katmadığımı fark etmiş olmalısınız. Neden işe sokmadım? Hatırlayın, genel şeklimizde küçük bir sıfır uzayı vardı. Küçük bir sıfır uzayı. Ve bunlar problem değil. Bu sıfır uzayları sigmanın köşegenindeki sıfırlar olarak görünecekler. Dolayısıyla bir zorluk çıkarmaz. Problemimiz bunları bulmakta. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu şu demek. A çarpı V'ler V1, V2 ta ki satır uzayının boyutu ne? VR. Pardon, bu V'yi küçük yapayım. VR'ye kadar. O zaman AV1 ilk sütun olacak. Elde ettiğim şey burada. Ha, bunları sadece dik yapmakla kalmayacağım. Neden onları birim dik yapmayayım ki? Onları birim vektörler yapalım. Belki birim vektör burada. U1. Ve bu onun bir katı olabilir. Aslında olan şey AV1'in U1'in bir katı olduğu, değil mi? Bunlar birim vektörler ve birim vektörlerin katı olarak gidecekler. Bu kata bundan sonra lambda demeyeceğim. Sigma diyeceğim. Sayı bu. Uzatan sayı. Aynı şekilde AV2 de sigma 2 U2'dir. Amacım bu. Ve şimdi bunu matris diliyle ifade etmek istiyorum. Bu genel adım. Ne istediğinizi düşünün ve sonra bunu matris çarpımı olarak ifade edin. AV1 sigma 1 U1'di. Aslında şunu yapıyoruz. Şöyle yazayım. U1, U2'den UR'ye ve sonra sigmalı bir matris. Şimdi her şey tahtanın şu küçük kısmında olacak. Bu denklemin şu şekilde yapmak istediğimi söylediğini görüyor musunuz? A çarpı ilk taban vektörü sigma bir kere diğer taban vektörü olmalı. Diğer ilk taban vektörü. Bunlar satır uzayındaki taban vektörleri. Bunlar sütun uzayındaki taban vektörleri ve bunlar da çarpanlar. AV2 sigma 2 defa U2. AVR sigma R defa UR'ye eşit. Ve sonra bir sürü sıfırımız var. Belki birkaç sıfır da sonlu olacak. Ama işin özü bu. Şu şekilde ifade edersem, matris olarak, çünkü bunun geliyor olduğunu gördünüz, elimdeki bu. Amacım bu. Dik bir taban bulmak. Hatta birim dik. Taban satır uzayında ve sütun uzayında birim dik bir taban. Öyle ki bir çeşit köşegenleştirilmiş bir matrisim olsun. A matrisi köşegensel matris sigmaya dönüştürülmüş gibi. Dikkat etmişsinizdir ki genellikle iki farklı taban seçmek zorundayım. Simetrik pozitif tanımı ile ilgili ufak yorumum. AQ'nun Q sigma'ya eşit olduğu. V ile U'nun Q'ya eşit olduğu durumdaydı. Çoğunlukla şöyle bir matris yazacağım. Şu matrisi alayım. 4, 4, eksi 3, 3. Tamam. İşte iki ikilik bir matris. Tersi alınabilir. Yani rankı 2. İki vektör arıyorum.
Satır uzayındaki V1 ve V2 ve U satır uzayındaki V1 ve V2 vektörünü arıyorum. Tabii ki R2'de. Sütun uzayında U1 ve U2 bulacağım. Bu da tabii ki R2'de. Ve sigma 1 ve sigma 2 sayılarını bulacağım ki hepsini doğrulasın. Bunlar birimdik. Bunlar birimdik. Ve bunlar da ölçekleme katsayısı. Matris resmini elde eder etmez bu örneği çözeceğim. Tamam. Bunun istediğim şeyi verdiğini görüyor musunuz? Sıfır uzayı hakkında sadece iki kelime edebilir miyim? Eğer herhangi bir sıfır uzayı varsa bunlar için bir taban bulmak isteriz. İşte sıfır uzayı için bir taban. Ve R artı 1'den VM'ye kadar. Sadece R boyutlu bir satır uzayımız varsa diğer N eksi R boyut sıfır uzayındadır. Tamam. Dik bir birimlik taban alacağız. Sorun yok. Sonra sadece sıfır elde edeceğiz. Aslında bu sıfırlar köşegensel matriste olacak. Sonra bu bütün uzayı RM için birimdik bir tabana tamamlayacağım. Bu bütün uzayı RN için dik bir tabana tamamlayacağım ve bunu sıfırlarla tamamlayacağım. Sıfır uzayı burada sorun değil. Asıl sorun şu şekildeki bir matriste simetrik olmayan. Bu durumda öz vektörlerini kullanamam. Dik değiller. Ama bir şekilde bunları dik yapmalıyım. Aslında birim dik olanlar işe yarar. Bu birim dik olanları bulmak zorundayım. Bu birim diklerin ve AV1'in sigma 1 U1 olmasını ve AV2'nin sigma 2 U2 olmasını istiyorum. Tamam. Amacım bu. Beni oraya götürecek matrisler burada. Bunlar dik matrisler. Şunu yapabilirim. Eğer her iki taraftan V'nin tersiyle çarparsam A eşittir U sigma V'nin tersini elde ederim. Ve tabii ki biliyorsunuz ki öbür tarafa da V'nin tersini yazabilirim. Bu karesel dik matrislerden biri. U sigma V'nin devriyle aynı. Tamam. Problemim burada. Burada iki dik matrisim var. Ve ikisini aynı anda bulmak istemiyorum. U'ları yok edecek bir ifade bulmak istiyorum. U'ların gitmesini ve sadece V'lerin kalmasını istiyorum. Bunu şöyle yapacağım. Elimizde genel dikdörtgensel bir matris olduğu zaman karşımıza çıkan bileşimle aynı. Yani A'nın devriği A. Bu önemli matris. Bu önemli bir matris. Bu matris simetrik aslında pozitif tanımlı veya en azından pozitif yarı tanımlı. Bu güzel özellikleri olan bir matris. Ne yapacak görelim. Eğer devriğini alırsam ne olur? A'nın devriği A ne çıkar? Ne elde ederim? Devriğini alırsam V sigma'nın devriği U'nun devriği çıkar. Yani A'nın devriği. Ve A ne çıktı? Kötüleşti gibi. Çünkü 6 şey var. Ama hepsi güzel bir şeye dönüşecek. U'nun devriği U neye eşit? I, yani birim matrisi. Ana nokta bu. Bu birim matris ve artık U'lar yok. Ve sigma'nın devriği çarpı sigma bunlar köşegensel matrisler. Dolayısıyla çarpımlarının köşegenlerinde sigma kareler olacak.
Ne elde ettik gördünüz mü? V çarpı kolay matris. Sigma 1 kare, sigma 2 kare çarpı V'nin devriği. Bu A'nın devriği A'ya eşit. Şuraya yazayım. A'nın devriği A. U'lar şimdi görünmüyor. Sadece V'leri seçmeliyim. Ve nedir bu V'ler? Sigmalar nedir? V'lerin ne olduğunu biliyor musunuz? Onlar öz vektörler. Bakın, bu mükemmel bir öz vektör, öz değer. A'nın devriği A matrisi için Q lambda Q'nun devriği. A tek başına özel bir matris değil. Ama A'nın devriği A özel. Simetrik pozitif tanımlı. Bu yüzden bu onun öz vektörleri. Ve bu da öz değerleri olacak. Ve öz değerler pozitif çünkü bu şey pozitif tanımlı. Bu benim metodum. Bu bana V'lerin ne olacağını söyler. Peki U'ları nasıl bulacağım? Bir yolu A çarpı A'nın devriğine bakmak. A'yı tersten A'nın devriğiyle çarp. O zaman V'ler ortada kalacak ve gidecek, geriye U'lar kalacak. Bütün olay budur. V'ler A'nın devriği, A'nın öz vektörleri. U'lar da A'nın devriğinin öz vektörleri ve bunlar farklılar. Ve sigmalar da bunların karekökü. Kökler pozitif, dolayısıyla sigmalar pozitiftir. Şu örnek için çözeyim. Gerçekte bilmeniz gereken ve TDA için yapabilmeniz gereken budur. Tamam. Şu matrisi alayım. İlk aşama nedir? A'nın devriği A'yı hesapla. Çünkü onun öz vektörlerini istiyorum. Tamam. A'nın devriği A'yı hesaplamak zorundayım. A'nın devriği 4, 4, eksi 3, 3. Ve A da 4, 4, eksi 3, 3. Bu çarpmayı yapacağım ve 16 çıktı, 25 çıktı. 16 eksi 9, 7 mi? Simetrik olacak. Ve tamam, 25 çıktı. Tamam. Bunun öz vektörlerini ve öz değerlerini istiyorum. Öz değerleri V'ler olacak. Öz değerleri sigma kareler olacak. Tamam. Bunun öz değerleri ve öz vektörleri nelerdir? Bu iki ikilik matris örneğine öz değerleri bulacak kadar baktınız mı? Bir 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 öz vektör. Burada A'nın devriği A var. Öz değerlerini arıyorum. Öz değerleri bence 1, 1 ve 1, eksi 1. Çünkü eğer o matrisi 1, 1 ile çarparsam ne çıkar? Eğer 1, 1 ile çarparsam 32'yi 32 elde ederim. 32 defa 1, 1. Bu ilk öz vektör. Ve A'nın devriği, A'nın öz değeri var. Sigma'yı bulmak için kare kökünü alacağım. Tamam, bunun öz vektörü, bunun öz değeri nedir? Çarpmayı yaparsam ne çıkar? 1 eksi 1'in bir katını elde ederim. O kat ne peki? 18'e benziyor. Tamam. İki öz vektör var ama bir dakika. Normalleştirmedim bunları. Her şeyin tamamen doğru olması için bu öz vektörleri normalize etmeliyim. Uzunluklarına bölmeliyim. Kök 2. Bütün bunlar doğru birim vektörler. Tabii ki normalleştirme 32 ve 18'i değiştirmedi. Tamam. V'leri bulduk.
V'ler burada. Şimdi parçaları birleştireyim. A burada. A burada. A'yı tekrar yazayım. Eğer doğruysa U'yu bulmalıyız. Henüz bilmiyoruz. O'yu henüz bilmiyorum. Ama sigma'yı şimdi biliyorum. Sigma nedir? U sigma V'nin devriğini bulmaya çalışıyorum. U köşegensel olan adam ve V'nin devriği. Tamam. Doğru çıktı mı bakalım. Sigmalar neydi? Bunların karekökleri. Yani kök 32 ve kök 18. 0, 0. Tamam. V'ler nedir? Bu ikisi. Devriğini almalıyım. Belki sadece birler kalır. O satırda 1 bölü kök 2 ve diğeri de 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 2. Sonunda U'ları bulmak istiyorum. Aslında bunu yapmanın bir yolu bütün diğer parçaları bildiğim için hepsini birleştirebilirim ve U'ları bulabilirim. Ama A'nın devriğinden bulayım. Tamam. Şimdi U'ları bulalım. U1 ve U2. Neydi onlar? A'nın devriğine bakıyorum. A, U sigma V'nin devriğine eşitti ve devriğini alırsam V sigma'nın devriği U'nun devriği çıkar. Sadece tersten yapıyorum. A çarpı A'nın devriği. İyi tarafı ne? Ortada V'nin devriği ve birim matris olacak. Bu da sadece U, sigma sigma'nın devriği, sigma kareli bir köşegensel matris ve U'nun devriği. Ne görüyorum? Burada yine bir simetrik pozitif tanımlı veya en azından yarı tanımlı matris görüyorum. Ve onun öz vektörlerini ve öz değerlerini görüyorum. Eğer A'nın devriğini hesaplarsam öz vektörleri U'dakiler olacak. Tamam. O zaman A'nın devriğini hesaplamalıyım. Bence şuraya gitmeliyim. Biraz yukarı kaldırabilir miyim? Belki biraz daha. Ve A'nın devriğini bul. A neydi? 4, 4, eksi 3, 3. A'nın devriği neydi? 4, 4, eksi 3, 3. Bu çarpmayı yaptığımda ne elde edeceğim? 16 ve 16, 32. Bu da 0 çıkacak. Oh, şanslıyız. Bu da 18 çıktı. A'nın devriği şansımıza köşegensel çıktı. O zaman kolayca öz vektörlerini ve öz değerlerini bulabiliriz. O zaman öz vektörler, A'nın devriği matrisinin ilk öz vektörü nedir? Sadece 1, 0. Ve çarpmayı yapınca 32 çarpı 1, 0 çıktı. Diğer öz vektör ise sadece 0, 1 ve şununla çarpınca 18 çıktı. Bu A'nın devriği. Şununla çarpmak 32 A'nın devriğini verdi. Bununla çarpmak 18'i verdi. Öncelikle yine 32 ve 18 elde ettim. Şaşırdın mı? Bilirsiniz. Bu tabii ki bir kaza değil. A'nın devriğinin öz değerleri bunun öz değerleriyle tamamen aynı. A'nın devriği A'nınkilerle. Sürpriz olmadı. AB'nin öz değerleriyle BA'nın öz değerleri aynıdır. Güzel bir gerçek. Çarpmanın sırasını değiştirince
Öz değerler değişmiyor. O zaman 32 ve 18'i görmek sürpriz değil. Ne öğrendim? İlk olarak sayısal doğruluğun kontrolünü yapmalıyım. Ama şimdi bu öz vektörleri öğrendim. Aslında olabildikleri kadar güzeller. Bu en iyi dik matris, birim matris. Tamam. İddiam şu. Bütün bunlar birbiriyle uyumlu. Sayılar doğru çıkmış olmalı. Sayılar doğru olmalı çünkü matris çarpımları istediğimiz özelliklere sahipler. Tamam. Kontrol edelim mi? Burada birim matris. Bir şey yapmaya gerek yok. Kök 32 şu sırayla çarpılıyor. Kök 32 bölü kök 2, kök 16 eşittir 4. Doğru mu? Ve kök 18 bölü kök 2 de kök 9 çıkar. Ki o da 3 ama Professor Strang, sorunu gördünüz mü? Neden oldu? Tamam. Burada neden eksi 3, 3 elde ettim ve burada 3 eksi 3 çıktı? Nedenini bilmiyorum. Bunun olmaması gerek. Ama oldu. Şimdi tamam diyebilirsiniz ki sadece oradaki öz vektör, şu öz vektörün eksi işareti burada olmalıydı. Bu da değil sanırım. Tamam. Bir yerlerde ufak bir noktayı kaçırdım ve çarşambaya kadar göremeyebilirim. Bu da size çarşamba günü derse gelmeniz için önemli bir sebep oldu. İşaret farkını yakalamak. Nerede hata yaptım? Sanırım öz vektörleri V'nin devriği olan matrise koydum. Tamam. Düşünmeliyim. Neden ters işaretler çıktı? Gördünüz. Yani eğer orada bir eksi olsaydı doğru olacaktı ama bunu istemiyorum. Sigma karenin köşegenlerinde pozitif elemanlar istiyorum. Tamam. Bulacağım. Ama şimdi bu örneği bitirmeyeceğim. Tamam. Bu kayan tahtanın güzelliği de bunları saklayabiliyor olmam. Bunu yapmayayım yine de. İkinci bir örnek yapalım. Matrisin tekil olduğu ikinci bir örnek yapalım. O zaman rankı 1. Tamam. İkinci bir örnek olarak A matrisi yine dikdörtgensel olacak. 4, 3, 8, 6 olsun. Tamam. Bir ranklı bir matris. Bir sıfır uzayı var ve sadece bir boyutlu satır uzayı ve sütun uzayı var. Aslında resim bu matris için kolay olacak. Çünkü bunun satır uzayı ne? Bu iki ekilik. Resimlerin ikisi de iki boyutlu. Satır uzayı 4, 3 vektörünün bütün katları. Bütün satır uzayı tek bir doğrudur, değil mi? Satır uzayı bu. Ve sıfır uzayı tabii ki bu dik doğru. O zaman bu matrisin satır uzayı 4, 3'ün katları. Tipik satır. Tamam. Bu sütun uzayı nedir?
Bu sütunlar 4, 8, 3, 6, 1, 2'nin katları. Sütun uzayı o zaman bu yönde olur. Yani sütun uzayı, sütunlara baktığım zaman sütun uzayı sadece bir boyutlu. Çünkü rankı 1. Dört, sekizin katları. Tamam. A'nın devriğinin sıfır uzayı nedir? Şu dik olan. Bu A'nın sıfır uzayıydı. Bu da A'nın devriğinin sıfır uzayı. Tamam. Burada söylemek istediğim şey, satır uzayı ve sütun uzayı için bu dik tabanları seçmek sorun değil. Onlar sadece bir boyutlu. O zaman V ne olmalı? V öyle ki V1 ama evet V1 aslında V1 görünüşe bakılırsa bir birim vektör. Burada sadece bir V1 seçmeliyim. Satır uzayında tek bir boyut. Bunun birim vektör olmasını istiyorum. O zaman V1 bu vektör olacak. Ama birim vektör olması için 4, 10 da 8, 10 da 6. 5 de 4, 5 de 3. U1 ne olacak? U1 oradaki birim vektör olacak. 4, 8'i ya da 1, 2'yi birim vektöre dönüştürmek istiyorum. O zaman U1... Bakalım eğer 1, 2 olursa 1, 2'nin hangi katını almalıyım? Boyu kök 5. O zaman kök 5'e bölmem gerek. Hadi bu matrisin tekil değer ayrışımını tamamlayalım. Matrisimiz 4, 3, 8, 6. U1'in ne olduğunu biliyorum. A burada ve U'nun sütun uzayının tabanı olmasını istiyorum. Ve bununla başlamalı. 1 bölü kök 5, 2 bölü kök 5. Sonra sigma istiyorum. Tamam. Sigma'nın ne olmasını bekliyoruz? Sadece bir ranklı bir matris. Tek bir sigma 1 bekliyoruz. Bulmalıyım ki ama bunlar 0. Tamam. Peki sigma 1 nedir? Şu olmalı. Sigmalar nereden geliyor? A'nın devriği A'dan geliyorlar. Şu küçük hesaplamayı orada yapabilir miyim? A'nın devriği A, 4, 3, 4, 3, 8, 6 çarpı 4, 3, 8, 6. Bu daha iyi. Bir ranklı bir matris. Ne çıkacak? Hepsinin rankı 1 olacak. 16 ve 64, 80. 12 ve 48, 60. 12 ve 48, 60. 9 ve 36, 45. Tamam. Bir ranklı bir matris. Tabii ki. Her satır 4, 3'ün bir katı. Ve bu matrisin öz değerleri nedir? Bu hesaplama pratik yapmak gibi. Şimdi bu bir ranklı matrisin öz değerleri nedir? Bana bir öz değer söyleyin. Rank 1 olduğu için öz değerlerin biri 0 olacaktır. Diğer özdeğerin 125 olacağını biliyorsunuz. Bu sigma kare, değil mi? A'nın devri A'daki. Bu 125'in kare kökü olacak. Ve en son V'nin devriği. V'ler. V1 var. V2 nedir? Oradaki V2. Bunu nasıl birim dik tabana dönüştürebilirim?
V2 sıfır uzayı yönünde. Buna dik olacak. O zaman 0.6 ve eksi 0.8. Buraya gelecek V'ler bunlar. 0.8, 0.6 ve 0.6 eksi 0.8. Tamam. Sanırım önce bunu bitirmeliyim. Burada bütün istediğim birim dik tabanı tamamlamak. Oradan gelecek. 2 bölü karekök 5 ve eksi 1 bölü karekök 5. Daha iyi görünmesi için karekök 5'i matrisin dışına alayım. 1 bölü kök 5 defa 1, 2, 2, eksi 1. Tamam. Burada kök 5 ile birlikte bu bir dik matris, bu bir dik matris, bu bir dik matris ve rankı da 1. Şimdi o çarpmayı yaparsam doğru çıksın diye dua ediyorum. Kök 5, kök 125 ile sadeleşir ve geriye kök 25 kalır. O da 5. Ve bu sayıları 5 ile çarparım ve bütün bu sayılar çıkar ve sonuç A olur. Tamam. Bu ikinci örnek sıfır uzayının nasıl bu vektör ve bu vektör ve bu sıfırla çarpıldılar. O yüzden bunlarla baş etmek kolaydı. Önemli olanlar sütun uzayındakiler ve satır uzayındakilerdi. Sütunları nasıl elde ettiğimi anladınız mı? Köşegensel burada, satırlar burada. Hepsi birlikte A'yı veriyorlar. Tamam, işte bu tekil değer ayrışımı. Bu konuyu tamamlamak için ekleyeceğim bir şey var mı düşüneyim. İki örnek var. Ne yaptığımızı bir düşünelim. Doğrusal cebirin 4 alt uzayı için doğru tabanı seçiyoruz. Hadi bunu yazayım. V1'den VR'ye kadar olanlar satır uzayı için birim dik tabandır. U1'den U'ya kadarkiler de sütun uzayı için birim dik bir tabandır. Ve VR artı 1 ile bitireceğim. Geri kalanlar VN'ye kadar sıfır uzayı için birim dik tabandır. Ve en son UR artı 1'den UM'ye kadar olanlar A'nın devriğinin sıfır uzayı için birim dik taban olur. En sonunda doğru tabanları bulduğumuzu gördünüz mü? Bunlar doğru çünkü birim dikler. Hem de yine Gram-Schmidt bunu 4. bölümde yapmıştı. Burada öz değerlere ihtiyaç duyduk. Çünkü bu tabanlar matrisi köşegensel yaparlar. A çarpı VI, UI'nin bir katıdır. O yüzden V yazdım. Matris köşegensel oldu. Bu tabanları seçtiğimizde V'ler arasında bir bağlantı yok. U'lar arasında da yok. Her A çarpı her bir V ilgili U yönündedir. Bu 4 temel alt uzay için kesinlikle doğru tabandır. Ve tabii boyutları da bildiğiniz gibi. Satır uzayının boyutu ranka eşit yani R. Sütun uzayının boyutu da aynı şekilde.
0 uzayının boyutu n eksi r. Bu sayı kaç tane vektöre ihtiyacımız olduğunu verir. M eksi r taban vektörü de sol 0 uzay için gerekli. A'nın devreğinin 0 uzayı için. Tamam. Burada bitiriyorum. TDA'dan derine inebilirdim. Ama dersin son konularında bunu yeniden göreceğiz. TDA bu kadar. Teşekkürler.